İtemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda en hızlı kas gelişimini sağlayabilmek için nasıl beslenmemiz gerekiyor, nasıl bir beslenme programı uygulamamız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Spor yaparken, örneğin gym'e gidip, spor salonuna gidip, ağırlık kaldırırken, basarken veya evde kendi kendimize bir antrenman programı hazırlayıp bunu uygularken hepimizin istediği bir şey var. Olabildiğince hızlı bir şekilde kas geliştirmek ve vücudumuzdaki değişiklikleri en kısa sürede gözlemleyebilmek. Bu çok normal ve çok doğal bir istek çünkü spor yapıyoruz, efor harcıyoruz, vakit harcıyoruz, emek harcıyoruz ve bunun karşılığında almak istiyoruz ve bunu yaparken de en iyi biçimde almak istiyoruz. Bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür derler ve yaptığımız spordan da maksimum verimi alabilmek için dikkat etmemiz gereken şeyin beslenme olduğunu artık biliyoruz. Peki ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Hiç merak etmeyin. Bu isteklerinizi yerine getirecek bir video hazırlıyorum şimdi size. Ve hiç vakit kaybetmeden doğrudan hızlı bir şekilde kas geliştirmenizde size yardımcı olacak bir beslenme programıyla videoya başlıyorum. Arnold nasıl Arnold oldu biliyor musun? Her sabah 3 yumurta yedi. 4 tane ya da 2 tane olmayacak, tam olarak 3 yumurta yemeniz gerekiyor. Bunun yanında bir diğer olmazsa olmazımız avokado. Bir adet tam avokadoyla kahvaltımızı tamamlayacağız. Bolca protein ve kaliteli yağ almış olacağız. Bak kardeşim, 3 tane yumurta yemeden gelişemezsin. Keşke her şey bu kadar kolay olsaydı arkadaşlar. Yani bu benim için de çok kolay olurdu, sizin için de çok kolay olurdu biliyorum. Ancak böyle genel geçer, herkes için işe yarayacak bir beslenme programı diye bir şey maalesef yok. Ancak merak etmeyin, telaşa kapılmaya hiç gerek yok çünkü burada fit yemek var ve bu videoyu izledikten sonra kendi kendinize nasıl beslenmenizi planlayabileceğinizi ve maksimum kas gelişimi için olabildiğince hızlı sonuçlar alabilmek için neler yiyip neler içmeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız ve bana çok dua edeceksiniz. Gelin sizle bir oturalım, konuşalım bu konu üzerine. Neler yiyip neler içeceksiniz, nasıl bir beslenme planı uygulayacaksınız, hepsini size anlatacağım, hiç merak etmeyin. Gelin oturalım bir sakince. Evet, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Baştan belirteyim, video birazcık uzun olabilir ama sakın endişe etmeyin. Çünkü videonun tamamı dolu dolu olacak sizler için ve bu videoyu bir kere izledikten sonra spor hayatınız boyunca yaptığınız her spor daha verimli geçecek. Bir şey yiyip içerken işin altında yatan şeyi biliyor olacaksınız yani. Kendi beslenmenizi planlayabilir hale geleceksiniz. Vaatleri bir kenara bırakıp sizi de birazcık gazladıktan sonra bunları bir kenara bırakalım ve ilk maddeyle hemen videomuza başlayalım. İçinde bulunduğumuz evrende hiçbir şey yoktan var olamaz, varken de yok olamaz. Aynı şekilde vücudumuzda da hiçbir doku yoktan var olamaz, varken yok olamaz arkadaşlar. Bununla anlatmaya çalıştığım şey şu. Kas geliştirmek için spor yapmak, ağırlık kaldırmak, antrenman yapmak kesinlikle yeterli değildir. Siz antrenman yaparak, kaslarınızı çalıştırarak vücudunuza yalnızca bak benim bu kaslara ihtiyacım var, benim bu kasların büyümesine ihtiyacım var mesajını veriyorsunuz. Yani vücudunuza emir veriyor gibi düşünebilirsiniz. Ama siz vücudunuza ne kadar emir verirseniz verin, ne kadar komut verirseniz verin, vücudunuzun sahip olduğunuz kas kütlesini arttırabilmesi için ihtiyacı olan ham maddeyi ona vermezseniz kas geliştiremezsiniz. Vücut geliştirme ismi de zaten bodybuilding'den geliyor bildiğiniz gibi ve bodybuilding vücut inşa etme anlamına geliyor aslında. Yani bunu bir inşaat olarak düşünebilirsiniz. Siz inşaatta işçilere ne kadar çok emir verirseniz verin, siz onlara eğer ihtiyacı olan tuğlayı, taşı, toprağı bilmem neyi vermezseniz yapamayacaktır. Yani nasıl yapacak? Biz yemek yediğimizde protein, karbonhidrat, yağ alıyoruz vücudumuza. Yediğimiz her şeyi ilk önce sindiriyoruz. Bunları yapı taşlarına ayırıyoruz. Daha sonra bu yapı taşlarından vücut bir işlemi yerine getireceği zaman bakıyor deposunda neler var, onları alarak kullanabiliyor. Vücudunuz gerekli olan amino asitleri oradan seçerek alıyor. Ben burada şunu kullanacağım, bunu kullanacağım, bunu kullanacağım deyip bunlarla protein sentezini yerine getirmeye başlıyor. Yani kas dokusu inşa etmeye başlıyor. Spor yaptığınız günde, dinlendiğiniz yani spor yapmadığınız günde vücudunuz kas geliştirmeye devam ediyor aslında. Yani sizin dinlendiğiniz günde, antrenman yaptığınız gün kadar proteini vücudunuza sağlamanız gerekiyor. En hızlı bir şekilde kas geliştirebilmek için bu depolarımızı sürekli vücudumuza dolu tutmamız gerekiyor. Yani ihtiyacı olan malzemelerin sürekli elinin altında bulunması gerekiyor. Onu geciktirmememiz gerekiyor. Sürekli yerine koymamız gerekiyor. Videoya devam etmeden önce araya güzel ve sizin için çok faydalı olacak bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinize göre spor yapıyorsunuz veya yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi geliştirmeyi seven bir insansınız. Ben de şimdi tam size yönelik bir uygulamadan bahsedeceğim sizlere. Şu anda izlediğiniz videoya sponsor olan Cambly adında bir İngilizce öğrenme uygulaması var arkadaşlar. Bildiğimiz gibi dünya artık çok hızlandı. Sürekli bir bilgi akışı var. İnternet sayesinde her şey çok hızlı gelişiyor. İletişim çok güçlendi. Ama bizim bu bilgi akışından faydalanabilmemiz için İngilizce öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bugün
gün merak ettiğiniz herhangi bir konuda bilgi sahibi olabilmek için. O konuyla ilgili kaynaklara baktığımızda en güncel ve bizim için en verimli kaynaklar genellikle İngilizce dilinde oluyor. Şimdi herhangi bir alanda bilgi edinmek istediğinizde Google'daki bu aramaları İngilizce yaptığınızda çok daha fazla sonuca ulaşabiliyorsunuz. Kendinizi geliştirmenin yanı sıra seyahatlerinizde, yurt dışı seyahatlerinizde, iş hayatınızda veya yabancı biriyle olan görüşmelerinizde İngilizceye ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani İngilizce bilmek lüks olmaktan çıkalı çok zaman oldu, artık bizim için temel ihtiyaçlardan biri haline geldi. Peki bu İngilizceyi nasıl öğreneceğiz? Bahsettiğim uygulama arkadaşlar, yani Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenler içeren bir uygulama. Bir şeyi öğrenmenin en verimli ve en keyifli yolu onu yapmaya çalışmak, onu tekrar etmeye çalışmak. Yani pratik yapmak. İngilizce öğrenmeye çalışırken de karşılaşılan en büyük eksiklerden biri bu pratik eksikliği. Yani düşünün, senelerce İngilizce eğitimi hepimiz görüyoruz. Bakıldığı zaman bu eğitimlerden doğru düzgün verim alınmıyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum ve hazırlıkta İngilizce gördük ve hazırlıkta gördüğüm eğitimden ziyade hem okula gelen yabancı öğrenciler, hem yabancı öğretmenler ve okulun geri kalan eğitim sürecinde de yabancı dilde eğitim gördüğüm için sürekli pratik yaparak, konuşarak, etkileşime geçerek aslında İngilizcemi geliştirebildim. İşte Cambly bu noktada gerçekten çok güzel. Ben de mezun olduktan sonra kullanmaya başladım. Çünkü okul zamanı sürekli pratik yapma imkanım oluyordu. Etrafımda yabancı insanlar olabiliyordu ama mezun olduktan sonra ve Türkiye'de yaşamaya devam ettiğim için eskisi kadar pratik yapamaz hale geldim. Ve nasıl pratik yapabilirim, nasıl İngilizcemi geliştirmeye devam edebilirim diye baktığım zaman da Cambly ile karşılaştım ve gerçekten çok beğendim. Uygulamanın ana ekranında sizi bir papağan karşılıyor arkadaşlar ve buradaki İngilizce pratik yapına bastığınız zaman sizi doğrudan bir eğitmenle anında eşleştiriyor ve görüşmeye başlıyorsunuz. Onun dışında bir de eğitmenler sekmesi var. Bu sekmeye de baktığınız zaman bir sürü eğitmen görebiliyorsunuz. Bu eğitmenleri seçip isterseniz randevulaşabiliyorsunuz. Atıyorum haftada 3 gün 15'er dakika görüşme şeklinde randevular oluşturabiliyorsunuz. Veya müsait olan eğitmenleri seçip onlarla görüşmeye başlayabiliyorsunuz. Buradan konuşmak istediğiniz herhangi bir konuyu seçip direkt o konuyla ilgili konuşacak bir eğitmene bağlanabiliyorsunuz. Biz hemen şöyle direkt pratik yapın diyerek başlayalım bir tane. Hi! How are you? I have a startup about nutrition and fitness. You know, so the whole dialogue, it's a real icebreaker. And after that, the application will use all of these variables to prepare a personalized nutrition plan to each. Aynı zamanda dediğim gibi kendileri bu videoya da sponsor oldular ve Fitemek takipçilerine de bir kıyak geçtiler. Açıklamalarda Cambly'yi ücretsiz bir şekilde deneyebilmeniz için kullanabileceğiniz bir kod var arkadaşlar. Fitemek kodunu uygulamaya girerek ücretsiz bir şekilde eğitmenlerle görüşme yapıp uygulamayı test edebilirsiniz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Şimdi videomuza devam edelim. İkinci madde de genelde çok yapılan hatalardan biri ve olumsuz sonuçlarını çok fazla görüyoruz ne yazık ki. Unutulan bir şey var arkadaşlar. Vücudumuzda doğal olarak kas gelişim hızımız limitlidir. Yani vücudunuzun kas geliştirebilmesi için, kas yapabilmesi için bir işlem gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir işlemler zinciri gerçekleştirmesi gerekiyor ve bu sınırsız değildir. Yani siz ne kadar fazla protein alırsanız o kadar çok kas geliştireceksiniz diye bir şey yok. Yine inşaat örneğine dönecek olursak, sizin o inşaatta çalışan atıyorum 100 tane işçiniz var. O 100 tane işçinin verdiğiniz ham maddeler bir duvar örebilmesi için belli bir vakte ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var ve enerjiye ihtiyacı var. Siz eğer ihtiyacınızın çok çok üstünde oraya malzeme de yığsanız inşaata, işçileriniz artmadı. İşçileriniz artmadığı için ne oluyor? Bu sefer aldığı maddelerin hepsini kullanamıyor. Kullanamayınca ne oluyor? Onlar orada birikmeye başlıyor. Yani vücudunuz yağlanmaya başlıyor. Vücut geliştirmeciler genelde bu beslenme dönemlerini ikiye ayırırlar. Bulk ve definisyon dönemleri. Bulk dönemi dediğimiz daha çok böyle hacim kazanmaya çalıştığı, kas kütlesini olabildiğince arttırmaya çalıştığı dönem. Definisyon dönemi ise podyuma çıkmadan önce yaptıkları, o kasların iyice detaylarını gösterebilmek ve yağ oranlarını düşürebilmek için yaptıkları bir diyet dönemi diye düşünebiliriz bunu. Yani yağlardan kurtulma dönemi. Şimdi onlar bunu yapıyor. Vücut geliştirme yarışmalarına çıkan 150 kiloluk kas kütleli adamlar bunu yaparken demek ki biz de onlara örnek almalıyız. Mantığı birazcık yanlış kalıyor burada. Çünkü arada çok önemli bir değişken var arkadaşlar. Steroidler, yani ilaçlar, dopingler. Bu vatandaşlar sizin benim gibi insanlar değiller. Onların mesleği bu ve profesyoneller adı üstünde ve profesyonel oldukları için rekabet çok yüksek ve doping kullanıyorlar. Ve o podyumda tutunabilmek için ilaç kullanmak zorundalar. İlaç kullanıldığı zaman da vücudun bu proteinleri sentezleme, kas geliştirmek için dedik ya belli bir zamana ihtiyacı var. İhtiyaç duydukları zaman azalmaya başlıyor. Yine bizim inşaat örneğine gelecek olursak, işçilerinize gidip de böyle tak dopingi bastığınızı düşünün. Hepsi olduğundan daha hızlı hareket ediyor, daha güçlüler, daha seriler. Böyle olunca siz daha fazla malzeme yığabilir hale geliyorsunuz. Daha fazla protein verebilir hale geliyorsunuz. Ama siz doğal bir şekilde spor yaptığınız zaman onlar kadar hızlı protein sentezleyemiyorsunuz. Sizin limitleriniz onlara göre daha da alçaktı. O yüzden doğrudan gidip de Mr. Olympia'da şurada burada podyumda yarışmış birinin beslenme programını uygulamaya kalktığınızda siz yağlanacaksınız. Çünkü onun kadar vücudunuz hızlı kas geliştiremiyor. Bu limitleri her zaman aklınızda bulundurun arkadaşlar. Aynı şekilde dirty bulk denen de bir kavram var. Dirty bulk'ta ihtiyacın olan
kalorinin ve diğer makroların çok fazla üzerine çıkarak mümkün olunca hızlı bir şekilde kas geliştirmeyi hedeflemek. Bu da yine doğal bir sporcuysanız çok mantıklı bir seçim olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü siz vücudunuza ihtiyacınız olan kalorinin evet bir miktar fazlasını vermeniz gerekiyor. Yani bir enerji fazlası ve o protein fazlalığını oluşturmanız gerekiyor vücudunuzda ki bunlarla yeni dokular oluşturabilsin. Dedik ya hiçbir doku yoktan var olamaz. Yani vücudunuza ekstra bir şey koymanız gerekiyor ekstra bir sonuç görebilmek için. Ama siz bu ekstranın çok fazla üzerine çıkarsanız vücudunuz artık yediğiniz fazlalıklardan ekstra bir fayda alamaz hale gelecek. Gereksiz yere fazla protein almış olacaksınız. Vücudunuzda daha fazla stres oluşturmuş olacaksınız. Daha fazla kalori aldığınız için de vücudunuz bunları işleyemeyecek ve depolamaya başlayacaktır. Yani yağlanmaya başlayacaksınızdır. Geldik üçüncü maddeye arkadaşlar. Bizim için çok 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 önemli olan kısma. Kalori ihtiyacı. Günde kaç kalori alacağımız bizim gelişimimizi ve vücudumuzdaki farklılıkları, değişimleri doğrudan etkileyecek olan şeylerden biri. Kalori ihtiyacı ile ilgili yine bilinmeyen şeylerden birazcık ben bahsetmek istiyorum. Öncelikle internete girdiğiniz zaman, kalori ihtiyacı hesaplayıcı yazdığınız zaman bir sürü hesaplayıcı araçlar var, robotlar var. Bunlar sizin yerinize kendi bilgilerinizi girdiğiniz zaman, işte boyunuzu, kilonuzu, yaşınızı vesaire girdiğiniz zaman sizin almanız gereken kalori miktarını size gösteren araçlar. Aynı şekilde benim web sitemde de fitemek.com'da da böyle bir araç var ve fitemek.com'a girip doğrudan kendi kalori ihtiyacınızı hesaplayabilirsiniz. Ama buraya kadarki kısmını herkes anlatır ama bundan sonrası pek anlatılmaz arkadaşlar. Bundan sonrası çok daha önemli. Şimdi girdiniz, kalori hesapladınız. Öncelikle bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Benim web sitemdeki hesaplayıcı da dahil olmak üzere. Bu hesaplayıcıların tümü bize tahmini değerler ve yaklaşık değerler sunmaya çalışan araçlardır. Hani videonun başında dedim ya keşke size böyle hazır bir beslenme planı verebilseydim ama bu birçoğunuzun işine yaramayacaktır. Her insan farklıdır ve herkesin beslenmesi de farklı olmak zorundadır diye. Aynı şekilde kalori ihtiyacı hesaplanırken de oraya girdiğiniz veriler size doğrudan %100 doğru ihtiyacınız olan kaloriyi veremeyecektir. Çünkü aynı yaşta, aynı boyda, aynı kiloda, aynı fiziksel aktivite seviyesinde olan insanların bile kalori ihtiyacı farklı olacaktır. Peki biz ne yapacağız? Kalori ihtiyacımızı asla öğrenemeyeceğiz mi? Tabii ki böyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi aşama 1. Yine gireceksiniz fityemek.com'dan veya farklı bir kalori hesaplayıcısından doğruluğuna güvendiğiniz kalori ihtiyacınızı hesaplayacaksınız. Atıyorum size çıktı 2500 kalori. Kas geliştirmek için 2500 kalori almanız gerekiyor denildi. Öncelikle arkadaşlar buna uymaya başlayacaksınız. En az 2 hafta kadar hesaplayıcının size verdiği kalori oranlarına uyarak besleneceksiniz ve bir yandan sporunuza da düzenli bir şekilde devam edeceksiniz. Daha sonra bakacaksınız 2 hafta sonunda ne oldu? Sizin amacınız kas geliştirmek ve kas geliştirmek için kalori ihtiyacınızın birazcık üzerine çıkmanız gerekiyor. Ancak hesaplayıcının size verdiği değer 2 hafta sonunda bir baktığınız siz kilo vermişsiniz. Atıyorum 70 kiloydunuz 68'e inmişsiniz. Demek ki burada bir problem var. Bu ihtiyacınızın sizin altında kalmış. Demek ki hesaplayıcının size verdiği kalori miktarı size yetmemiş. O zaman birazcık arttıracaksınız böyle. 300 kalori 400 kalori kadar yavaş yavaş böyle eklemeler yaparak kendinizi test etmeye devam edeceksiniz. Ta ki sizin için optimum sonucu veren ve size en uygun olduğunu düşündüğünüz, hissettiğiniz ve sonuçlarını gözlemlediğiniz kalori miktarını bulana kadar. Bunun tam tersi de olabilir. 2500 kalori çıktı size. Siz buna düzenli bir şekilde uydunuz. 2 hafta sonunda bir baktınız 3 kilo almışsınız. Vücudunuza baktığınızda alt karında, bacaklarda vesaire bir yağlanma gözlemlemeye başladığınızda almanız gerekenin üzerinde bir kaloriyle beslendiğiniz anlamına geliyor ve böyle bir durumda gerçekleşirse de yine bir 300 kalori aşağı inip bir süre daha gözlemleyebilirsiniz kendinizi. Hiçbir hesaplayıcı size bu deneme yanılmayla kendi kendinizi bulduğunuz kalori ihtiyacınız kadar net ve kesin bir sonuç veremez. Gelelim makro besinlere, makro besin ihtiyaçlarımıza. Makro besinden neler? Proteinler, karbonhidrat ve yağlar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunların hepsi kalori içeren şeyler ve bizim zaten kalori ihtiyacımızı karşılarken yemeklerden aldığımız şeyler de bunlar. Peki kaç gram protein alacağız, kaç gram yağ alacağız, kaç gram karbonhidrat alacağız? Maksimum kas gelişim hızını yakalayabilmek için. Öncelikle kas gelişimi için protein önemli dedik. Protein ihtiyacımızı karşılamaya özen göstermemiz gerek dedik. Protein ihtiyacı için arkadaşlar bilimin söylediği şey şu. Yağsız kas kütlenizin 1,5-2 katı arasında bir miktarda protein tüketmeniz gerektiği söyleniyor. Ancak yağ ölçüm cihazları çok net sonuçlar vermediği için bize ve herkes yağ oranını bilmediği için bu oranı direkt mevcut kilonuzun yani yağsız kas kütlenizin değil de mevcut kilonuz çarpı 2 şeklinde denemeye başlayabilirsiniz. Yine kalori ihtiyacında olduğu gibi bunu da birazcık deneme yanılmayla bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Atıyorum 70 kilosunuz ve 140 gram protein alarak işe başlıyorsunuz. 1 hafta boyunca 2 hafta boyunca 140 gram protein her gün tüketiyorsunuz ve daha sonra kendinizi gözlemliyorsunuz. Burada dikkat edeceğiniz şeyler 1. Antrenmandan antrenmana ağırlıklarınızı arttırabiliyor musunuz?
yapıyorsunuz. Düzenli ve iyi hazırlanmış bir antrenman programı uyguladığınız halde ve bunu düzenli bir şekilde yaptığınız halde kas ağrıları yaşıyor musunuz hala? Yani antrenmandan antrenmana kaslarınız iyileşebiliyor mu? Onarılabiliyor mu? Bir eksiklik var mı? Bunlara dikkat ederek arkadaşlar aldığınız proteinin sizin için yeterli olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz ve ihtiyacınızın çok üzerine çıkmak size ekstra bir kas gelişimi sağlamayacaktır dediğim gibi. Eğer bu 3 noktada herhangi bir problem hissetmiyorsanız kendinizde ve gelişiminizden memnunsanız protein ihtiyacınızı tamamlıyorsunuz demektir. İkinci olarak en önemli kaynaklar yağlar arkadaşlar. Yine hem vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için hem de hormon dengemizin olması gerektiği seviyelerde olması için yağlar bizim için çok önemli. İhtiyacımız olan yağ miktarını karşılamamız gerekiyor sağlıklı yağ kaynaklarından. Hormon demişken testosteron da yine kas gelişiminde çok önemli rol oynayan hormonlardan biri. Siz eğer ihtiyacınızın çok altında yağ tüketerek beslenirseniz bu hormon dengelerinizde bir kaymaya sebep olabilecektir ve testosteron seviyenizin de olması gerekenin altına düşerek kas gelişiminizi yavaşlatmasına sebep olabilecektir. Peki günlük yağ ihtiyacımızı nereden bileceğiz? Yine fitemek.com'da kalori ihtiyacınızı hesapladığınızda aşağıda size bir ortalama değer verecektir günlük tüketmeniz gereken yağ miktarı ile ilgili. O değere uyarak beslenebilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu onu minimum olarak belirleyip onun ne çok altına inin ne de çok fazla üstüne çıkın. Bu iki ihtiyacınızı karşıladıktan sonra da protein ve yağları geri kalan kalori ihtiyacınızın bir kısmını karbonhidratlardan bir kısmını yağlardan karşılayarak dengeleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine kendinizi biraz ölçmeniz gerekiyor. Yani geri kalan kalori ihtiyacınızın tamamını karbonhidratlardan karşıladığınızda sizin için iyi mi oluyor, kötü mü oluyor? Kendimden örnek vermek gerekirse çok fazla karbonhidrat tükettiğim zaman bende böyle bir aşırı uyku hali oluyor. Bir enerjim düşüyor hani kan şekerimi çok fazla oynadığım için. Ve bende aslında çok da verimli bir sonuç vermiyor. O yüzden ben birazcık aşırı karbonhidrat tüketmek yerine karbonhidratla yağları dengeli bir şekilde tüketerek kalori ihtiyacımı karşılamaya özen gösteriyorum. Bu bende daha güzel sonuçlara yol açabiliyor. Ancak bu yine kişisel bir durum. Kimi insanlarda bu tam tersidir. Ne kadar fazla karbonhidrat alırsa antrenmanlarda o kadar performansı yüksek oluyor. O kadar kendini enerjik hissediyor. Bunu yine kendinizi böyle deneme yanılma yöntemiyle ölçerek, gözlemleyerek bulabilirsiniz. İhtiyaçlarımızı da hesapladığımıza göre gelelim bu ihtiyaçları hangi kaynaklardan alacağız? Yağlardan işe başlayalım hemen. Sağlıklı yağ kaynaklarından tüketmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunlar neler? Zeytinyağı olabilir, Hindistan cevizi yağı olabilir, kuru yemişler olabilir, avokado olabilir. Bu tarz sağlıklı yağ kaynaklarından günlük yağ ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yağları hallettik. Peki proteinleri hangi kaynaktan almamız gerekiyor? Yine bro camiasında çok çok kullanılan hayvansal protein kas yapar, bitkisel hiçbir şey yapmaz olayları da birazcık safsata kalıyor bu durumda arkadaşlar. Çünkü videonun başında söylediğim gibi yediğiniz hiçbir şeyi doğrudan kullanmıyorsunuz. Siz bitkisel proteinle tüketseniz, hayvansal proteinle tüketseniz önce tükettiğiniz proteinler parçalanıyor. Sindirimden geçiyor ve amino asitlere dönüştürülüyor. Ve bu amino asitler vücudunuzda kullanılıyor. Bitkisel protein kaynaklarında da hayvansal protein kaynaklarında da yapı taşı amino asitler. Bunların aralarında farklılıklar oluşuyor tabii ki. Yani her protein kaynağının içindeki amino asitler ve bunların oranları farklı. Ama vücudunuza aldığınızda ve bu bir amino asit havuzu düşünebilirsiniz. Bu havuzun içine bunları yığdığınız zaman vücudunuz oradan ihtiyacı olanları alıp kullanabiliyorlar. Ve eğer hayvansal proteinle ilgili bir takıntınız varsa bile ihtiyacınız olan proteinin işte %60-70'ini hayvansallardan geri kalan 30'unu bitkisel protein kaynaklarından karşılayarak vücudunuza ihtiyacı olan proteini yine vermiş olacaksınızdır. Peki bu kaynaklar neler? Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta gibi besinler hayvansal protein kaynakları iken bakliyatlar yani nohut, mercimek vesaire ve sebzeler de yine protein içeren gıdalardır. Protein ihtiyacınızı da yine mümkün olunca çeşitlendirerek bu besinlerin kombinasyonlarından karşılayabilirsiniz. Karbonhidrat ihtiyacınızı da karşılarken arkadaşlar yararlanabileceğiniz besinler sebzeler, meyveler ve tahıllar. Sebzeleri bol bol yiyebilirsiniz arkadaşlar. Onların hani yalnızca karbonhidrat açısından değil çeşitli faydaları olacaktır size. Onun dışında bakliyatlar yine güzel karbonhidrat kaynaklarıdır. Bakliyatlardan da yine hem protein hem karbonhidrat ihtiyacınızı karşılarken yararlanabilirsiniz. Meyveler de yine hem vitamin deposu hem de karbonhidrat içeren şeyler bolca. Burada dikkat edebileceğiniz günlük 50 gram fruktozun üzerine çıkılması çok tavsiye edilmiyor. Yediğiniz meyveleri Google'a yazdığınızda zaten içindeki fruktoz miktarını görebilirsiniz. O limite dikkat ederek hani aşırı fruktozla vücudunuza almadan beslenmeye özen gösterebilirsiniz. Kalori ihtiyacı olayını öğrendik. Makro dağılımlarını da öğrendik ama bazen her şey plana uygun bir şekilde gidemeyebiliyor. Bile almanız gereken günlük ihtiyacınızı bilseniz bile kimi günler işiniz olabiliyor, yoğun olabiliyorsunuz, vaktiniz olamayabiliyor. İşte tam böyle anlarda kalori ihtiyacınızı da açık bırakmamak adına, ihtiyacınızı karşılayabilmek adına faydalanabileceğiniz bazı kolay kalori kaynakları var arkadaşlar. Birincisi likit kaloriler. Yani içerek alabileceğiniz kaloriler sizin için kolay kalori kaynaklarıdır. Yine kanalımda bir sürü protein shake veya kalori shake tarifleri bulabilirsiniz. Bunlardan böyle beslenmenizde bir açık kaldığı zaman o açığı kapatmak için yararlanabilirsiniz. Bunun dışında kuru yemişler arkadaşlar yine yüksek kalori içeren ve kolay yenilen şeylerdir. Bunlar dışında yine verebileceğim bir diğer tavsiye de büyük porsiyonlu yemekler hazırlamak. Yani bir tencere mercimek yapıp dolaba attığınızda
Onu böyle her ihtiyaç duyduğunuzda çıkarıp direkt üstüne limon, birazcık zeytinyağı ekleyip zeytinyağı miktarını da birazcık arttırıp yine kalori desteği olarak da faydalanabilirsiniz. Yiyerek yine ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu konu hakkında kanalda bir sürü tarif var. O tarifleri de lezzet katabilirsiniz beslenme planınıza. Bence dolu dolu bir video oldu ve gerçekten bu söylediklerimi hayatınıza entegre edebilirseniz çok güzel sonuçlar, çok güzel faydalar görebileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda aşağıdan veya şuradaki yuvarlaktan kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar yeni videolardan, yeni içeriklerden haberdar olabilmek için o çan resmine de tıklayıp bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın. Ve bu konu hakkında sizin de aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hangi taktikleri uygulayacaksınız, neler yapacaksınız? Veya kas geliştirmek isteyenleri siz nelere önerirsiniz? Sizin taktikleriniz neler bu konuda? Aşağıda bunları paylaşalım, etkileşimimizi arttıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.